Herkese merhabalar. Kriptonips'te bu videomuzda geçtiğimiz haftaya damgasını vuran teknolojik bir gelişmeden bahsedeceğiz. Meta, teknolojiyi dönüştürmeye ve geliştirmeye devam ediyor ve her geçen gün yaptığı lansmanlar ve yeniliklerle bizleri şaşırtmayı sürdürüyor. This is the new MetaQuest 3S. Connect 2024 etkinliğinde CEO Mark Zuckerberg yeni AR gözlüğü Orion'ı tanıttı. Bu gözlük fiziksel dünyanın üzerine yerleştirilen hologramlarla geleceğin kapılarını bize açıyor. Orion, kullanıcıların çevreleriyle daha etkili bir şekilde etkileşim kurmasını sağlayacak ve el hareketleri, ses komutları gibi farklı etkileşim yöntemleri sunacak. Gözlükte yer alan mikro LED projektörler ve Meta'nın özel silikon çipleri performans açısından gerçekten çığır açan yenilikleri bizlere getiriyor. Zuckerberg bu gözlüğü bir zaman makinesi olarak tanımladı. Gelecek gözümüzün önüne seriliyor ve Meta artırılmış gerçeklikte devrim yaratmaya kararlı. A new kind of display architecture with these tiny projectors and the arms of the glasses that shoot light into waveguides, nanoscale 3D structures etched into the lenses so they can diffract light and put holograms at different depths and sizes into the world in front of you. Orion'ın yanı sıra Meta sanal gerçeklik dünyasına da büyük bir adım attı. Quest 3S VR başlığı yüksek performansıyla teknoloji severlerin dikkatini çekti. Yeni nesil Snapdragon XR2 Gen 2 çipi sayesinde Quest 3S önceki modellerden daha güçlü bir deneyim sunuyor. Gözlük kullanıcıları fiziksel dünyadan sanal dünyaya taşırken mükemmel bir performans ve gerçeklik sunmayı hedefliyor. Ayrıca Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlükleri de yeni yapay zeka özellikleriyle donatıldı. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Ray-Ban ile Meta arasındaki bu işbirliğini haber yapmıştık ve sizlerle paylaşmıştık. Birçok yeniliğe imza atacak demiştik ve bu yenilikler geçtiğimiz günkü etkinlikte detaylarıyla anlatıldı Mark Zuckerberg tarafından. Peki neydi bu özelliklerin başlıcaları? QR kod tarama, ses komutlarıyla müzik akışı ve hatta hatırlatıcı özellikleri gözlüğe entegre edildi. Bu gözlükler günlük hayatınızı gerçekten kolaylaştırmayı hedefliyor. Bakalım kullanım yaygınlığı ve insanlardaki etkisi ne olacak? Önümüzdeki günlerde çevremizde ne kadar bu gözlüğü göreceğiz? Biz de merak ediyoruz. Başka özellikler de olacak. Be My Eyes özelliği geliyor. Bu çok önemli bir detay. Görme engelli veya görme kusurları bulunan kullanıcılarına ücretsiz şekilde insan veya yapay zekalı bir yardım sunacak gözlükler. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Bunun yanı sıra hatırlatmalar dedik. Mesela nedir bu hatırlatmalar? Bu gözlük gözünüzde ve yeni gelen hatırlatıcılar özelliğiyle çevrenizdeki eşyalara bakarak gözlükten eşyalarla ilgili hatırlatıcı oluşturmasını istiyorsunuz. Örneğin, merhaba Meta, bana önümüzdeki pazartesi o kitabı almamı hatırlatır mısın diyorsunuz ve bu gözlük size bir hafta sonra pazartesi günü o kitabı almanızı hatırlatıyor. Ya da QR kod dedik. Nedir bu QR kod? Gözlüklerinizde QR kodları tarayabileceksiniz ve QR menülü bir restoranta gittiğinizde menü direkt olarak gözünüze gelecek. Ya da yine QR kodlu bir telefon numarasını telefonunuz arayabilecek. Meta ayrıca gözlüklerin çevrenizi daha iyi tarayabilmesi ve çevrenizdekilerle ilgili sorulara yanıt verebilmesi için de Meta AI'ya video desteği ekliyor. Peki başka neler olacak? Örneğin park yeri. Bir yere gittiniz. Park yerinizi, arabayı park ettiğiniz bir yeri unutmamak için size uzun süre park yerinizin yerini saklayacak. Aynı Google haritalardaki park yerimi hatırla özelliğinin gözlük versiyonu olacak ve yürüdüğünüz yerlerde, arabayı aradığınız yerlerde size park yerini direktiflerle gösterebilecek. Ve tabii ki WhatsApp ya da Messenger. Ray-Ban Meta gözlük sahipleri yeni kullanışlı başka bir özelliğe de sahip olacak. Sahiplerine yalnızca kayıt yapma değil, aynı zamanda WhatsApp ve Messenger'da arkadaşlarına sesli mesaj gönderme olanağı da sunacak. Hey,
Are live demos risky? Live demos can be risky, yes. They can be unpredictable, prone to technical issues, and potentially embarrassing. However, they can also be engaging, memorable. But I'm gonna do it anyway. Hepimizin çok merak ettiği bir özellik daha var. İleriki dönemlerde sunulacak bir güncelleme ile bu özellik de gözlüğe gelecek. Nedir bu özellik? Örneğin bu gözlüğü taktınız, İngilizce biliyorsunuz ama İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Almanca bilmiyorsunuz. Tatile gittiniz, gittiğiniz yerse İspanya. Bu gözlüğü takarak İspanya'da gezerken karşınıza çıkan herhangi bir İspanyolca konuşan insanın konuştuğu tüm kelimeleri akıllı gözlüğün sesli çeviri özelliği sayesinde İngilizce duyacaksınız. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu rodilla? ¿Has vuelto a entrenar? Hey, how are you? How is your knee back training? Yani bir nevi bu gözlük size herhangi bir dilden İngilizceye simultane tercüme yapacak. Bu özellik gelecekte geliştirilecekmiş ancak daha fazla dil seçeneği de yakın bir gelecekte sunulacak deniliyor. Kısacası Meta bize inanılmaz teknolojiler sunmaya ve bizi şaşırtmaya devam edecek gibi görünüyor. Sadece bugünü değil, geleceği de şekillendiren gelişmelerle teknolojinin sınırlarını zorlamayı sürdürüyor. Yeni ürünler ve yeni gelişmelerle tabii ki nasıl bir gelecek bizi bekliyor, biz de merak ediyoruz. Bu tür içerikleri izlemeye devam etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.